Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Xperia XZ'nin adına sık sık rastlamaya başlamıştık. Piyasaya sürülen bu güzel telefonun e, neden bu kadar merak uyandırdığını az çok hepimiz biliyoruz. Şu anda elimizde sample var, yani örneği. Örneğinin tasarımına bakacağız. Elimize telefon geçerse de incelemeye çalışacağız. E, şahsen 2-3 gün kullanma fırsatı yakaladım. Gerçekten çok hoşuma gitti, dokunmatik bir şekilde fokus alabilmemiz gerçekten Sony'nin kendi kameralarında da çok iş gören bir özellik. Şimdi telefonun özelliklerinden kısaca bahsedelim. Snapdragon 820 işlemcisi var. 23 megapiksel arka, 13 megapiksel de ön kamerası var. Kameralar oldukça başarılı ve keskin. Bunu zaten kendiniz denediğiniz zaman hissedersiniz. Tasarımına birazcık göz atalım. Flat bir tasarıma sahip olan telefonun çok azıcık kavisli bir yapısı var. Kenardan görebilirsiniz şu hatları. Bu telefonun çok güzel bir özelliği var. O da çift sim desteğinin olması. 256 GB'a kadar SD kart destekleyebiliyor. Arkada flash'ı ve aynı zamanda kamerayı görebilirsiniz. Metal bir yüzeye sahip. E, telefon genel olarak metal bir hatta sahip. Şu an sample olduğu için hissedemiyorsunuz ama orijinaline dokunduğunuz zaman ekranı bile elde hoş bir his bırakabiliyor. Full HD bir ekrana sahip zaten. Alt tarafta USB Type-C girişi bulunuyor. Quick Charge 3.0 destekli. Tamamıyla güncel bir telefon. Şuradan çift hoparlörü görebilirsiniz. Stereo bir özellikte hoparlörleri görebilirsiniz burada kanalları. ön kameramız var. Onun dışında Fotoğraf çekmek için e, hızlı bir tuş, aynı zamanda ses açma kapama tuşu, bir de e, güç tuşu bulunuyor. Şu şekilde elinize aldığınız zaman rahatlıkla işte men menüler arası dolaşırken, ekran görüntüsü alırken rahat edebilirsiniz. Ede hoş bir şekilde oturabiliyor. Herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. Ekranın her yerine ulaşabiliyor musunuz derseniz, bazı noktalarına ulaşmak için daha çok telefonu kendinize çekmeniz gerekiyor. Onun dışında tuş kontrolü hoş, kolay ve basit. Bazı telefonlarda sol tarafa konumlandırılmış tuşlara alışmışsanız eğer tekrar sağ taraftaki tuşlara alışmanız zor olabilir. O kadar da zor değildir. Mesela ben Xperia Z2 kullanıyorum. Xperia Z2'den kalma bir alışkanlıkla çok rahat XZ'yi kullanabilirim. Telefon genel olarak keskin ve belirgin hatlara sahip. Gayet estetik bir yapıda. Cebinize kolaylıkla attığınız zaman e, cebinizde bir rahatsızlık uyandırmayacak kapasitede tasarlanmış. Çok ne çok uzun ne de çok e, kalın ve e, en bakımından çok fazla hacim kaplayan bir yapıda gayet e, şık ve estetik olmuş. Xperia XZ e gerçekten 2016'nın en iyi telefonlarından bir tanesi. E, şayet satın almak ve kullanmak isterseniz efsane telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi 2-3 gün kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım. Tamamıyla elime geçtiği zaman zaten ses, mikrofon ve diğer özellikleri bakımından testler yaparak sizleri bilgilendireceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.